2021 yılında Honda Integra isim değiştirdi ve Honda Forza 750 oldu. Bu isim değişikliği aslında birçok anlam ifade ediyor. Honda'nın bunu artık scooter ailesine tam anlamıyla dahil ettiğini, motosiklet mi scooter mı ikileminden ayırdığını, daha keskin ve net çizgilerle bunu belli etmek istediğini bize gösteriyor. Honda Forza 750 karşımızda. İyi seyirler. Bu arada videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Analizlere baktığımda bizi düzenli olarak izleyen birçok arkadaşımızın abone olmayı unuttuğunu fark ettik. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Aşağıda bir abone ol tuşumuz var. Abone olursanız çok sevinirim. Bir de tabii çanı açmayı unutmayalım ki bildirimler düşsün. Çanı da bir kontrol edin. Çanı açmayı unutan da birçok arkadaşımız oluyor. Bildirimler size her yeni video geldiğinde gelsin. Şimdi videomuza başlayabiliriz. NC750 ailesinden tanıdığımız blok yine kendisini burada bulmuş durumda. Bu blok bir ara 850 olacaktı, hani bazı patent fotoğrafları ortaya çıktı ama bu patent olayı aslında başka bir motora takılacaktı. Yani orada biraz bir Honda'nın şaşırtmacası söz konusu. O blok başka bir motorda gelecek ama bu yine başka bir videonun konusu. Şimdi bunun üstündeki 750'lik bloğa geri dönelim. Euro 5'e geçerken gücü artmış. 58 beygir 69 Nm'de tork veriyor. 58 beygir rakam bazında bakıldığı zaman düşük gibi gözükebilir ama bir scooter segmenti için çok fazla bir güç. Ayrıca şunu da eklemek lazım. 69 Nm'lik torku da unutmamak gerekiyor. Bu bloğun olayı neydi? Alt devirde itibaren böyle güçlü torku bütün devir bandı boyunca verebiliyor olması. Bu tork hissi 58'den çok daha fazla bir güç varmış gibi size hissettiriyor ve güç devir bandının her yerinde. Ama gerçekten her yerinde. Çok kullanılabilir bir gücü var. 58 beygiri olunca birazcık daha böyle açılmış gibi hissediyor. Gırtlağı biraz daha açılmış gibi hissediyor. Öncekilerde herkes şeyden şikayet ederdi. Abi bu yeterince gitmiyor, yeterince etmiyor falan. Bunda hani bayağı iyi gidiyor. DCT şanzımanla beraber uyum müthiş. Çok güzel uzuyor. Çok güzel gidiyor. Ben bunu çok beğendim. Şimdi modu değiştiriyorum. Sporu aldım. Şimdi gaz daha açık, o yüzden geçmiyor mod. Gazı kapattım. Mod değişti. Şimdi bak, vitesi atmıyor. Bir uzayacağız şimdi şöyle beraber, yokuş yukarı. Kick down'unu attı. Şu an hiç sıfır sıkıntı gidiyor. Çekiş çok güzel. Yani bu 69 Nm'lik torkun farkını burada anlıyorsun. Yokuş yukarı falan hayatta bayılma mayılma öyle bir şey yok. Bak hala çekiyor. Gazı çekim gene uzar. DCT şanzıman Honda'nın motosiklet sektörüne verdiği en güzel armağanlardan bir tanesi. Hem bir scooter'ın rahatlığı hem de vitesli motosikletin şanzımanının bize verdiği artılar hepsini bir araya toplamış durumda. Mesela ne gibi? CVT şanzıman gazı açtığınızda özellikle ara hızlanmalarda birazcık kendisini toparlaması için vakit geçiyor. Bunda öyle bir şey yok. Tam doğru vitesteysen gaz açıyorsun ve devam ediyorsun. Otomatik modun da yine Honda zaman içerisinde tabii ki ilk çıktığında insanlar şüpheyle yaklaştı. Biraz işte zaman içerisinde kendinin sağlamlığını da kanıtladı. Fakat birazcık düzeltmeler ihtiyacı vardı. Honda bunların da hepsini çözdü. Şu anda gayet akıllı, gayet düzgün. Yani gazı açıyorsun ve o sorunsuz bir şekilde gidiyor. Frene basıyorsun, o sorunsuz bir şekilde duruyor. Böyle bir şanzımanın var olduğunun dahi neredeyse farkında olmuyorsun. İstediğin zaman da geri içiyorsun oradan. Manuel olarak kullanabilirsin. Bu güzel bir şey. Çünkü şehir içinde bazen ona kendin komut vermek durumunda kalabiliyorsun. Güzel. Ha, istersen otomatik modda giderken de yine yukarı aşağı tuşlarıyla vitesleri değiştirtebilirsin. Sen onu bir süre sonra kendi haline bırakınca o yine kendi bildiğini okuyor. Bu güzel bir şey. DCT şanzımanı ben çok seviyorum. Afrika TV'nde her ne kadar tercih etmeyeceğimi ve Afrika TV'nin ruhuna aykırı olduğunu düşünsem de NC750 serisi, Goldwing serisi gibi motosikletlerde kesinlikle ama kesinlikle tercihim DCT olurdu. Çünkü vaat ettiği konfor gayet güzel. Bir kalkış yapalım değil mi? Sport moddayız.
lastikleri bir görelim bakalım. Biraz yavaşlıyoruz, ne olur ne olmaz. İçeri verdik. Emin olamadım adam solda mı sağda mı. Ama müthiş bir stabilite var. Müthiş bir stabilite var. Hiç umurunda değil yani. Oraya ben çok daha hızlı girerdim. Adamın umurunda değil ya. Sport modun hakkını veriyor. Gerçekten sport modun hakkını veriyor. Olmuş be. Vallahi ip gibi giriyor, ip gibi çıkıyor. İp. Stabilite çok güzel. Hatırlarsanız eskiden sadece şanzımanın vitesi hangi devirlerde ortalama değiştireceği ile ilgili seçim yapabiliyordunuz. Şu anda her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Tork kontrolün ne zaman devreye gireceği, ne kadar devreye gireceği, güç modu, motor freni, yine şanzımanın devri nerede atacağı, bunların hepsini modları seçebiliyorsunuz. Birkaç tane modumuz var. Standart, yağmur ve spor diye. Bu modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bunların hiçbirini beğenmezseniz kendinize özel bir modda yazabiliyorsunuz. Onu da yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çünkü mesela standartta bile hala eskiden 1500-2000 devirde bu motor vites atardı. Şu anda o devirleri birazcık yükseltmişler. Hani o gitmiyor falan diye şikayet ediyordu ya millet. Ekonomiyi çok güzel yapıyordu ama gitmiyor diye şikayet ediyorlardı. O şikayetleri biraz azaltmak için. Ben kendime bir tane ayar yaptım. Hani en erken devirde atsın, güç biraz düşük olsun gibi, motor freni de az olsun ki motor aksın diye. Böyle bir ayar yaptım. Bu yakıt tüketimini ciddi şekilde aşağıya çekti. Bu kendimize göre, yani kafamıza göre mod yapıyor olmamız çok güzel. Ve modlar arası geçiş yaptığınızda da, örnek vermek gerekirse mesela standartta gidiyorsun, hemen değiştirdin, sporta geçtin. Mod arasında geçiş yaptığında da farkı anında, bak uzatmıyorum, anında direkt hissediyorsun. Mod geçişleri gerçekten fark edilebilir seviyede. Bütün hani hem sürüş, hem gaz tepkisi, hem de viteslerin atma şekli açısından. Sesi bile fark ediyor. Şehir içinde ve şehir dışında yol almak için çok yeterli ve güzel bir gücü var. Şimdi şehir içindeki gücü biraz açıklayayım. Sizi sürekli gazla abi, böyle gaz aç, yürü falan gibi şeylere ittirmiyor. Yani kafana göre rahat rahat gidebiliyorsun. Gaz haritalandırması ona göre. Şehirler arası yola çıktığınızda da 130-140 hatta 150 gibi hızlarda rahat bir şekilde seyir yapabilirsiniz. O hızda bile hiçbir şey hissetmiyorsun. Motorun tabii seni burada rüzgar koruması falan da buna çok etkiliyor. Ne bacakları rüzgar geliyor. Bu cam elektrikli değil. O bir eksi. Ama cam çok güzel koruyor. Benim boyum 1.77. Herhangi bir şekilde ekstra bir cama ihtiyacım yok. Şimdi bunlar bir kenara. 130-140 gibi çok rahat seyir yapabiliyorsunuz dedik. Bu hızlarda kaç yakıyor? Bu hızlarda benim biraz böyle hızlı sürdüm. Açıkçası çok da yavaş gitmek gibi niyetim olmadı. Birkaç böyle yere gittim geldim. Benim ortalama tüketimim 5 litre gibi bir rakam oldu ama dediğim gibi hiç böyle aman yavaş gideyim, aman az yakayım falan gibi düşüncem olmadı. İlk sürüş videomuzu hatırlarsanız 4 litre yakıtla gitmiştik ki hani ne böyle çok gazlamıştık ne de çok sakin gitmiştik. İkisinin arası bir sürüşte 4 litre gibi bir yakıt tüketimi yapmıştık. Bunu daha da aşağı çekmek mümkün. NC bloğunu zaten biliyorsunuz, hani ekonomisiyle tanınan bir blok olduğu için burayı çok fazla hani övmeye, anlatmaya gerek yok. Ekonomi Bakanı kendisi, sakin sürdüğünüzde, güzel sürdüğünüzde bayağı az yakıyor. Hızlı gittiğinizde de yine az yakıyor. Yani o sürüşe 5 litre bence gayet makul ve az bir değer. Hani motorun ağırlığını, hacmini vesaire hesaba kattığınızda yine oldukça az yakıyor. Eğer iş arası böyle otobandan falan gidiyorsanız, rahat bir şey istiyorsanız, hızlı da gitmek istiyorsanız böyle bir şeye bakabilirsiniz. İşte hem şehir içi olsun, hem şehir dışı olsun, bütün yolculuklarında beni götürsün diyorsanız yine Forza 750, bak integre edecektim, ağzımın ucuna geldi. Forza 750
güzel seçimlerden bir tanesi. Fakat beğenmediğim bir durum var. Rakibi T-Max 2016 yılından beri aşağı yukarı kendi motosikleti, işte elektrikli camı, cruise kontrolü, elektrikli ısıtmalı elcikleri ve koltuk seleyi standart olarak sunuyor. Peki hadi bunları koymadın. Diyorum ki bak mesela elektrikli cam olmasa da olur. İşte elcik ısıtmalar opsiyonel olmasa da olur. Koltuk ısıtma olmasa da olur. Ama bu kadar şey yapılıyorken, şehirler arası yolculukta bu kadar rahat bir scooter yapmışken buna bir cruise kontrol mutlaka koymalıydı diye düşünüyorum. Yani çünkü maliyet olarak bakıyorum, bir tane tuş iki satırda kodda yazılım aslında. Bu çok da aman aman zor bir durum değil. Çünkü zaten gaz kolu elektronik. Honda bunu neden yapmamış? Yemin ediyorum akıl sır erdiremedim. Kiminle konuştuysam bu scooter hakkında herkes çok beğeniyor. Üstüne oturan, bir tur atmış olan, işte dışarıdan bakan herkes çok beğeniyor. Fakat herkesin dediği şu: abi şehirler arası yol yapacağız da bir tane cruise kontrol olsaydı bunda konfor böyle arşa çıkardı, yani çok rahatlardı. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. Şu scooter'da gerçekten cruise kontrol olmamasını ben bir türlü anlayamıyorum. Onun dışında hani şehirler arasında kesinlikle ama kesinlikle yolculuk yapmak isteyeceğim bir scooter olurdu. Integral'le de ben daha önce Aydın'a gitmiştim. İstanbul Aydın, Aydın İstanbul yapmıştım böyle. Ne yoruldum ne bir şey. Şehir arasında kullandığım en rahat aletlerden bir tanesiydi. O zaman da hep diyordum ya bir cruise kontrol olsa belki biraz daha işler daha rahatlar diye. Bunda ne yazık ki gelmedi. Keşke gelseydi. Şu an bak 100-110 sabit gidiyorum. Anlığa bak. 31 kilometre litre diyor. Yani 3.3-3.4 civarı falan, yani öyle bir şey. Ben bununla 90 sabit 100 sabit gitsen uzun yolda çok komik yakacaksın demek bu. Çok güzel rakamlar. Çok güzel rakamlar bunlar. Yakalamak da zor değil. Şeyi hatırlıyorum ben. Mesela NC750'le gittiğimiz yolculuğu hatırlıyorum. PCX'le beraber. 3.2 yakmıştı NC750. Bayağı güzel bir yakıt tüketimiydi o. Ki 100 sabit falan gitmiştik onunla. İşte biraz daha yavaş gitsek daha da düşerdi ama ona da gerek yok. 100 ile giderken 3.3 yakıyor olması, 3.4 falan o civar bir şey yakıyor olması bile bence muazzam bir şey, yani müthiş bir olay. Bu cüssede bir aletin. Trip 1-2, ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, her şeyi ekranda görebiliyorsun. Okunurluk çok güzel. Gerçekten bunu çok beğendim. Bir de hoşuma giden bir diğer şey daha var. Afrika'yı mesela hatırlıyorsunuz. Ne vardı? Sol taraftaki kütükte böyle 75 tane tuş vardı. Bunda yeni bir joystick denemişler. Bu yeni joystick'in kullanımı müthiş. İnanılmaz rahat. Yani keşke Afrika TV'nde ve Goldwing'de de bunu kullansa. Ben şimdi şöyle tahmin ediyorum. Bu Honda'nın yeni geliştirdiği bir şey. İlk defa bu motosiklette, scooter'da artık adına ne söylüyorsanız bunda kullandı. Daha sonra artık bizim işte Afrika'ya da Goldwing'e falan da gelecektir diye düşünüyorum. İnşallah ki gelsin, çünkü gerçekten çok kolay kullanıyorsun. Bütün tuş kalabalığı ortadan kalkmış. Adamın elinde çok rahat oturuyor. Yani yolda giderken bir şeye basmak istiyorsun, bir şey yapmak istiyorsun. Pıt sağa kaydırıyorsun, pıt sola kaydırıyorsun. İşte FN fonksiyon tuşuna basıyorsun. Burada belki bir selektörün yeri bazı insanlara zor gelebilir ama aslında bu baş parmakla basmaktansa böyle basmak, ya biraz daha üstte olması bence gayet rahat. İşi rahatlatıyor. Biraz alıştıktan sonra çok rahat ediyorsunuz bunda. Ben hiçbir problem yaşamadım. İşte önde arkada yine şurada ve şurada arttırma eksiltme tuşları falan var. Kontroller gayet güzel. Kontroller gayet rahat. Bu yeni joystick'i ben çok 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 sevdim. Umuyorum bir sonraki makyajlı kasada Afrika'ya da diğer motosikletlere de bu gelir. Bak şimdi sağ sinyal verdim. Sinyal yarıyor. Kendi kendine durdu. Ben bir şeye basmadım. Bu güzel. Afrika'da da vardı ama Afrika'da mesela bu iş çok kısa sürüyordu. Böyle 3 saniye falan yanıp hemen sönüyordu. Bunda onu birazcık daha uzatmışlar. Yani bir dönüşü tamamen bitirebiliyorsun. Senin bir daha oradan müdahale etmene, bir daha açmana falan gerek kalmıyor. Bu güzel bir şey. Çünkü sırf bu sebepten dolayı ben Afrika'da bu özelliği kapatmak durumunda kaldım. Çünkü mesela basıyorum oradan, ben sanıyorum sinyalim yanıyor. Ama dönüşe geldiğim zaman, önceden veriyorum ben mesela biraz sinyali. Dönüşe geldiğim zaman sinyal bitmiş oluyordu. Bak girdim dönüşe. Dönüşün içindeyken bitti sinyal. Çok güzel yani. Bu sebeple Afrika'da ben kapatmıştım bunu. Bunda onu biraz daha optimize etmişler. Güzel olmuş, hoş olmuş. Biraz da tasarımdan konuşalım. Genel hatlara baktığın zaman Integra ile çok da böyle uzay bir arada farklılık yok. Zaten nasıl olsun yani, platform belli, yapılabilecekler belli. Fakat
işin aşağısında şasi kısmında çok fazla değişiklik var. Ona birazdan geleceğim. Ama önce bir ön taraftan başlayalım. Ön farlar biraz böyle eski CBF1000 vardı. Hatırlayanlar olacaktır. CBF1000'i biraz benziyor, andırıyor. Benim farların altında çok beğendim. Şurada güzel metal gibi gözüken, aslında plastik ama metal gibi gözüken detaylar var. Yakına dibine gittiğinde bunlar çok güzel duruyor. Ön cam ne yazık ki elektrikli değil. İşte Forza 250'de ve T-Max'te bu motosikletin direkt rakibinde elektrikli cam varken bunda olmaması bir takım eleştirilere sebep oldu. Bunları da çok haklı buluyorum. Özellikle Forza 250'de varken bunda olmamasını, insan eleştirmesini çok normal anlayabiliyorum. Onun dışında yine buraya baktığında ne var? Hemen aşağıda ne görüyorsun? Amerikan parkları görüyorsun. Honda'nın bu yeni olayı, yani yeni derken birkaç aşağı yukarı 5 senedir neredeyse bunu yapıyor. Artık bütün motosikletlerinde bu muhabbet var. Özellikle fark edilmeye çok büyük etkisi var ve motosiklet de çok güzel duruyor. Bazen arabalardan falan hafif yansıyor motor. Ulan diyorum, çok güzel duruyor bu farlar falan. Dışarıdan baktığında da gerçekten yakışıklı bir alet. Arkaya doğru geldiğinde burada hemen ne görüyorsun? El frenini burada görebilirsin. Onun dışında buradaki tuşlardan da hemen burada ön göğüste güzel bir tuş takım var. Oradaki tuşa basarak motosikleti çalıştırıyorsun. Ekran aktif hale geliyor. Bunu kapatmak istediğinde çeviriyorsun ve kapatıyorsun. İşte biraz daha tekrardan çevirmeye basılı tuttuğunda normal kilidi devreye sokuyor. Hemen önde ve arkada iki tane yan yana, özür dilerim, tuşlar var. Bunlara basarak da benzin deposunu ve bagajı açabiliyorsun. Bagaj demişken bu arada Integra'da öyle bir bagaj vardı ki, daha doğrusu yoktu ki, scooter ismi böyle biraz havada kalıyordu o aletin. Hatta NC750X'de daha büyük bagaj vardı diye dalga geçiyordu insanlar. Haklılardı da. Fakat altta hani büyük bir motor vardı. Bunu bir şekilde çözmeleri gerekiyordu. Yani hem bagaj hacmini arttırmak zorundaydı, hem de o motoru bir şekilde oraya sığdırmak zorundaydı. Burada bagajı büyütmüşler. Biraz da arkaya taşımışlar. Bagaj büyümüş. Artık bir tam kaskı alır hale gelmiş. Hala hani biraz daha kullanılabilite açısından daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Fakat öncekine kıyasla çok 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 daha iyi. Bagajı açtığında şuradan tuşa basıyorsun. Bu bagaj açılıyor. Bak, burada güzel bir amortisör var. Yani elinle açık tutmaya çalışmana gerek kalmıyor. Yükleme alanının darlığından biraz bahsedebiliriz. Bunu anlayabilirim. Ama bu amortisörün olması gayet güzel. Bir aydınlatma ışığı var. Bir de içeride hızlı şarj var. Direkt Type-C çıkışlı hızlı şarj mevcut. Bu hızlı şarjla da yine telefonunu şarj edebiliyorsun. Honda artık normal USB çıkış olayını bitirdi. Tamamen Type-C'ye döndü. Çünkü modern standart artık böyle. Eğer Type-C'li bir telefonun yoksa oraya bir çevirici almak zorundasın. Ama hızlı şarj imkanının olması bence muazzam bir özellik. Çizgi değiştiriyorum. İçeri kapatayım şöyle. Yapacak yorum yok. Yapacak yorum yok. Şimdi bu scooter ile ilgili her şeyi bir kenara bırakın. Tasarımıymış, bilmem neymiş falan filan. Bunları her şeyi bir kenara bırak. Esas olay aşağıda şaside ve yürüyeninde. Şasi çok ciddi şekilde değiştirildi. Honda bu scooter'ın artık çok daha sportif olmasını istedi. Bütün değişiklikleri de ona göre yaptı. Şimdi hemen bakıyorsun, ne fark ediyorsun? Öne baktığın zaman ne var burada? Artık iki tane disk var. Eskiden tek disk vardı. Artık iki tane disk var ve bunlar zrang diye duruyor. Yani gerçekten frene bastığında çakıyor olduğu yere. Müthiş duruyor. Tabii bunda lastiğin de payı var. Şimdi lastiğe de geleceğim birazdan. Ama frenlerini inanılmaz beğendim. Bu ağırlıkta bir scooter'la çok iyi baş ediyor. Çok güzel çalışıyor. ABS'in okuyucusu falan çok güzel. Her şey mükemmel çalışıyor. Çok beğendim ben frenlerini. Buna ek olarak şimdi öne baktık değil mi? Arkaya doğru bakıyoruz. Ne görüyoruz? Artık arka jant 15 inç. Bu arka jantın 15'e değişmesi motosikletin dengesiyle alakalı. Pardon, özür dilerim. Scooter'ın dengesiyle alakalı. Her şeyi değiştirmiş. Ama her şeyi değiştirmiş. Artık çok daha scooter hissettiriyor. Integra önceden beni mesela şehir içinde çok yoruyordu. Bu jantın büyüklüğü, işte ağırlık dengesinin yukarıya doğru çıkmasından dolayı falan. Beni acayip yoran bir motosiklet mi diyeyim, scooter mı diyeyim. İkisinin arasıydı zaten. O da ne olduğunu çok daha kendisi bilmiyordu. Öyle bir aletti. Beni çok yoruyordu. Şehir arasında çok rahat olsa da. Bununla hiç yorulmadım. Bununla gerçekten hiç yorulmadım. Benim için çok çok güzel bir sürüş oldu. İngiliz ve diğer yurt dışındaki meslektaşlarım, ben daha henüz süremedim T-Max'i ama T-Max'le ilgili şunu söylüyorlar. Daha doğrusu bununla ilgili şunu söylüyorlar. T-Max'ten çok daha sportif bir
sürüşe sahip olduğunu söylüyor ki bu çok ciddi bir iddia. Ben daha yeni T-Max'i sürmedim. Sürünce bununla ilgili görüşlerimi de aktaracağım. Aşağıya mutlaka ekli olurum ilk yoruma. Ama şu anda bile inanılmaz sportif hissettirdiğini söyleyebilirim. DCT şanzımanla beraber hani ne demiştik, CVT gibi beklemene gerek kalmıyor. Gazı açıyorsun ve gidiyorsun. Bu şasi, bu süspansiyon, şimdi süspansiyon da bu arada 41 milim önde Showa'nın Big Fork süspansiyonu var ki o da çok güzel bir süspansiyondur. Sönümlemesi gayet güzel. İşin ne sert ne de yumuşak tarafında. Tam ortayı bulmuşlar, yakalamışlar. Ben işte sürüş kalitesini çok beğendim. Gerçekten spor modu aldığında sportif bir scooter'a bindiğini hissediyor. Yüksek hızda mesela viraja giriyorsun. Hiç böyle aman bir şey olur mu, ay esner mi, açılır mıyım, bir şey olur mu falan da hissetmiyorsun. Bu süspansiyonların da şöyle de bir güzel olayı var. Sana motosikletteymişsin gibi gidondan sürüş hissini sana söylemesi. Yani ön taraf seninle konuşuyor. Ön taraf sağır değil. Tabi bunda lastiğin de payı var. Pirelli Diablo Scooter. Diablo Rosso Scooter. Çok güzel bir lastik bu. Bu müthiş bir lokum yani. Öyle söyleyeyim. Çok sevdiğim bir lastiktir kendisi. Biraz spor profillidir. Yatmaya kalkmaya çok müsaittir. Ve iz takibi de güzeldir. Yani böyle uzun viraja gir. Yatır böyle. Ver kontrolü. Uzun viraja gir. İstediğin yerden laps diye çıkarsın. Virajın içinde ikinci defa çizgi alabiliyorum. Bu da yine bir scooter için çok 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 önemli bir şey. Yani şasi olarak, süspansiyon, fren, işte böyle genel sürüş hissi olarak ben bu scooter'ı çok beğendim. Önceki Integra'nın o hani ikide bir arada derede kalmışlığı, biraz böyle hantallığı falan böyle ölü toprağını atmış böyle üstüne. Silkinip atmış, geri koymuş bir yere. Bu çok güzel olmuş. Her şeyini çok beğendim. Sevmediğim yanlar, şimdi onlara da geleyim. Onları da söylemek lazım tabii ki. Onları da konuşmak lazım. Özellikle şehir içinde trafikte aralara girerken şu aynaların konumunu sevemedim. Aynalar çok güzel gösteriyor. Onunla ilgili hiçbir problemimiz yok. Eskiden neredeydi aynalar? Burada kütükteydi. Tabi hala yerleri duruyor. Yani istersen bunları söküp kütüğe başka aynalar takabilirsin. Bu seni çok rahatsız ediyorsa. Fakat özellikle İstanbul trafiğinde bu aynalarla ilgili birazcık adam sıkıntı yaşayabilir. Onun dışında muazzam bir scooter. Hem şehir içinde kullanırsın hem şehir arasında kullanırsın. Düşük yakıt tüketimiyle gezersin. Dediğim gibi sakin kullan, 4 litreyle gez. Ben çok 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 beğendim. Yani böyle nasıl diyeyim? Bundan bir tane alıp hem günlükte hem de şehir arası yolculuklarda kullanmak açıkçası isterdim. Ama ne yazık ki Afrika TV'nin sahibiyim. Ve böyle bir makine şu anda da isteğim yok. Ama olsaydı ilk bakacağım alet şu anda bu olur. Tabii yeni T-Max'i de bir sürüp onun da bir deneyimlemek lazım. Ama hani sportiflik olarak, sürüş kalitesi olarak, sürüşü size yansıtma olarak, motosikletin çok ne kadar nasıl diyeyim size net tepkiler vermesi açısından Integra'ya göre böyle fersah fersah önde. Bunu söylemek lazım. Aynaları kaldığımda çok canımı sıkıyordu. Yani böyle hiçbir yere giremiyordum. Acaba değecek mi, acaba çarpacak mı diye. Şu an biraz daha alıştım. Nerede neyin bittiğini çok daha rahat görüyorum. Bak dengeye bak şimdi. Müthiş. İşte eski Integra'da nedense biraz bu yoruyordu. Bunu da toparlamışlar. Arka jantın 15'e geçmesinin büyük bir payı var diye bunda açıkçası düşünüyorum. Çünkü sürerken artık çok daha hafif hissettiriyor. Şehir içinde çok yoruyordu beni Integra. Bayağı yoruyordu. Bunda olay kalmamış. DCT de zaten şey gibi, yağ gibi çalışıyor. Böyle konforlu, mis gibi. Dersiz, tasasız gidiyorum. Aşağıda DCT her şeyi yapıyor zaten. Hem bir vitesli motosikletin artılarını hem de işte otomatik vitesli bir motosikletin, scooter'ın özür dilerim, artılarını bir araya toparlamış. Gayet güzel. Yani sonuç olarak ben Forza 750'yi çok beğendim. Sürüşüne hasta oldum, hayran oldum. Çok güzel bir sürüşü var. Tek beğenmediğim yanı söylediğim gibi bütün rakiplerinde varken bunda cruise kontrolün olmasını ben beklerdim. Hani elektrikli cam hani tartışılır, varlığı yokluğu tartışılır. Olsaydı tabii ki o da çok güzel olurdu. Çok güzel bir konfor olurdu. İşte elci kısıtma, koltuk kısıtma yine bunlar aksesuar bir şekilde eklenebilir. Ama cruise kontrol gibi bir şeyin bu scooter'da olması gerektiğini ben açıkçası düşünüyorum. Bence en büyük eksikliği şu anda bu cruise kontrol. Onun dışında sürüşü çok güzel. Yakıt çok ekonomik. Honda sağlamlığını zaten biliyoruz bu bloktaki ve bu şanzımandaki. Şanzıman şıkır şıkır. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Dersiz tasasız yolunu alırsın. Zincirli olması belki birçok insanın kafasını düşündürebilir ama burada tabii yine korumanın içerisinde kalıyor bu. Düzenli yağlayıp bakımını yaptıktan sonra çok da bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Yeni Forza 750 hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Eğer bu tarzda bir makine düşünceniz varsa Forza 750'ye bence bir bakmalısınız. Çünkü çok güzel şeyler vaat ediyor. Özellikle çok da güzel bir sürüş vaat ediyor. Ben çok beğendim.
Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Listen to me.